İlahi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eşim Gülsüm'le beraber bebeklerimiz için ne yapacağız? Muzlu muhallebi. Evet, muzlu muhallebi yapacağız. Bir sürü söyleyemedim muhallebi. Evet, yani bunu söyleyeseye kadar ortalama birkaç video atlamış olduk. Hazırsak sözü ona bırakıyorum ve başlıyoruz arkadaşlar. Malzemelerimi anlatayım size. Yarım muz. Muzun biraz büyük olduğu için yarım bu kadar çıktı. Büyüklüğünü göre siz de ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı pirinç unu, bir tatlı kaşığı pekmezim, üzüm pekmezi, bir de bir çay bardağı suyum var. Ben bebeğim için kan ilacı kullanmadığım için meyvelerinde genellikle üzüm pekmezi kullanıyorum. Bir çay bardağı suyu koyuyorum. Pirinç unumu da ekliyorum. Bunlar muhallebi olana kadar böyle karıştıracağım. Pişene kadar. Sığamadım valla. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bizde böyle. Evet, bu biraz zaman alır. Bu şimdi katılaşacak mı? Katılaşana kadar karıştırmamız mı gerekiyor? Evet. Pütürlük olmasın. Daha iyi olur. Bu genellikle ara öğün. Ben de ilk defa muhallebi yapıyorum. Sen beni çekiyor musun? Evet. Ben durdurdum sandım. Kendi kendime konuşuyorum sandım. Arayın genellikle böyle. İlk defa vereceğim. Bakalım beğenecek mi? İnşallah da beğenir. Tadına ben de bakacağım. Sana büyük tabağı yapalım artık. Vallahi bilemeyeceğim artık orasını. Şeker kullanmıyoruz. Yani isteyen kullanabilir ama ben tercih etmiyorum. Zero sugar. Evet, bu kanal kimin kanalı şimdi onu bir kararlaştıralım. Benim kanalım tabii ki. Bizim değil mi? Bizim değil. Ben çünkü de şey... ben yapıyorum her şeyi. Allah Allah. Ben ne yapıyorum o zaman? Burada... İzleyici. O zaman ben gideyim içeriye. Hayır, sen benim yerde uyduksun. Gel buraya. Gelir misin? Gelir misin Arun? Dünkü bir önceki videoda naziklik yapıyordu. Şimdi görüyorsunuz. Özüme döndü. Diyorsun. Alıştın diyorsun tabii kameraya. Aynen alıştım. Evet. Dün acemiydik. Evet, şimdi muhallebim oldu. Kıvamı da böyle göstereyim. Şimdi muzumu içine alacağım. Pekmezi ne sıcak ne de çok soğukken koyacağım. Çünkü etkisini yitirmesin. 1 yaşından büyük bebekler için bunun içine bir bardak süt koyabilirsiniz. Ben su kullandım. Çünkü daha benim oğlum 8 aylık. Evet, oldu bu. Biraz ılıyınca da pekmezimi koyacağım. Evet, muhallebim oldu. Şimdi biraz da ılıdı. Ben bu pekmezimi içine koyuyorum. Bence çok güzel oldu. Bunu büyükler de yiyebilir yani. Tadına bakacağız. Karıştırayım. Gayet doyurucu bir ara öğün bence. Ben günde çünkü bir kase yoğurt, bir kase çorba veya yemek püresi, bir kase meyve püresi ve kahvaltı veriyorum. 4 öğün yiyor. Tabii o da keyfi gelirse. Genelde yiyorum. Muzlu muhallebim oldu. Bebişlerimize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, oğlumuzun muhallebisini yaptık. Sen niye çıkçıklıyor mu? Ben önceden çıkmıştım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oğlumuzun muhallebisi hazır. Ya bir dur ya, güldürüyorsun ama. Oğlumuzun muhallebisi hazır. Uyanınca yiyecek. Evet, uyanınca ona yedireceğiz. Yedirirken de görüntülerini atacağız. Bizim oğlanın ağzına herhangi bir tane mama verdiğin zaman tükürmeye başlıyor. Onu oyun haline getirdi. Sakın tadından dolayı yanlış anlaşılmasın. Söyleyeceğimiz başka bir şey daha var. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenin. Aklınıza bir şeyler takılıyorsa veyahut da sizin de bize söylemek istediğiniz yemek tarifleri varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz de burada severek bunu yaparız, değil mi? Evet. Bilgi alışverişi yapıyoruz. Evet, bilgi alışverişi yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eyvallah.